Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Kalkınma Partisi grubunda bugün 14 Mayıs olarak seçim tarihini yeniden ilan etti. Yeniden diyorum çünkü bundan tam bir ay önce, 1 Şubat'ta 14 Mayıs olarak, o zaman yeter söz milletindir sloganıyla ilan etmişti seçim tarihini. 18 Haziran'da yapılmayacağı zaten belliydi. Ne diyorduk? İşte okullar tatil, haç mevsimi var, Erdoğan bunu istemiyor falan, bunları diyorduk zaten. Nitekim 14 Mayıs olarak ilan etti. Bu seçim ertelemesi, seçim ertelenecek diye AK Partili Bülent Arınç'tan çıkan neticede tartışma, iddia da böylelikle sona ermiş oldu. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye yarın gözlerimizin çevrildiği bir toplantı var, değil mi? Altılı masa toplantısı. Altılı masada ne konuşulacak? Altılı masada nihayet sonunda aday konuşulacak. Aday konuşulacak. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her ne kadar hani resmileştirmese de adaylığını yani onun olacağı belli. Dolayısıyla kendisi de söylüyor zaten. Dolayısıyla onun karşısına kim çıkacak? Şimdi hani pek çok eleme sürecinden sonra, gayri resmi eleme sürecinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da işte bu ceza, siyaset yasağını içeren ceza her an onaylanabilir. Bu geldikten sonra geriye Kılıçdaroğlu kaldı ve son günlerde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı konuşulmaya başladı. Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı? Şimdi bugün buradan şeye döneyim çünkü Adalet Kalkınma Partisi hani bekliyor zaten, hani Kılıçdaroğlu olsun istiyor biraz da Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin söylemleri bu yüzden, ama İyi Parti ne diyor? Esas burada İyi Parti şey, çünkü İyi Parti içindeki belli bir kesim var Kılıçdaroğlu'na karşı. Yani kimi işte yok Alevi diye karşı çıktı, kimi yok efendim işte ona oy verilmez falan diye karşı çıktı, kimi hala eskiden kalma solcu saplantıları falan var, bunlardan karşı çıkıyor ama neticede böyle bir durum var. Yani Meral Akşener'in ciddi bir şekilde hani ayak sürmesi söz konusu oldu epey bir zaman. Ama neticede işte bir toplantı yaptılar pazartesi günü ikisi. O toplantıdan sonra sanki ikisi arasındaki, yani Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki tansiyon biraz düştü. Yani bunu ben dünkü yayında uzlaşmakta uzlaştılar dedim. Çünkü arkadaşlar ikisi de aslında farkında ki başka şansları yok. Yani Erdoğan gayet güçlü bir siyasi lider. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor 21. yılında ve müthiş bir hem ülke çapında hem uluslararası tecrübesi var. Tamam mı? Bunun karşısında ancak birlik olurlarsa, bu da işte Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'le birlikte geliştirdiği bir ittifaklar formülü çerçevesinde söz konusu oldu, değil mi? Yani bunu sürdürmezlerse, bu ittifakı sürdürmezlerse bir şansları yok. Bu çok açık. Bu çok açık. Yani hani bazı şeyler diyenler, efendim böyle de olsa girelim falan. Yani onlar birazcık hani ayakları yere basan düşünceler değiller. Şimdi bugün Meral Akşener, onun da grup toplantısı vardı İyi Parti'nin. Onu da izledim. Yani hem Adalet Kalkınma Partisi'ni hem İyi Parti'yi izledim. Dün de zaten diğer partiler işte HDP, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, onları izlemiştim. Şimdi karşılaştırma yapabiliyorum dolayısıyla. Şunu söylemek mümkün. Bugün Meral Akşener'in grup konuşmasının sonunda, grup konuşması boyunca sürekli olarak şeye çattı. Yani Erdoğan'a çattı, bayağı ağır sözlerle çattı. Erdoğan'a hatta bir noktada hani Atatürk'ün gençliği hitabı var ya, gaflet, dalalet içinde bulunmakla suçladı filan. Ama grup konuşmasının sonu bana kalırsa tamamen şeydi, İyi Parti'ye yönelik bence de tarihi bir konuşmaydı. Yani dedi ki şöyle, yani bir şeye doğru, bir dönüm noktasına geliyoruz dedi. Ciddi bir dönüm noktasındayız dedi. Bu şakası yok dedi. Ya böyle devam edecek, biz silinip gideceğiz, ya da dedi işte Erdoğan gidecek, yeni bir dönem başlayacak. Sonra şunları söyledi. Önümüzdeki bu ateşten imtihanı parti içi mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum. Kimlere hitap ediyor? İyi Parti içinde birilerine hitap ediyor. Bunu herkes üzerine alsın ve çok iyi düşünsün ve kimse unutmasın. Bakın,
Çünkü şeyden sonra, yani grup toplantısından sonra bazı İYİ Partili milletvekilleri böyle işte gazetecilerin yanına geldiler. Benim de tersi dedi ki ya bana kimi kastetti acaba genel başkan dedi. Dedim ki hepinizi kastetti ya işte söylüyor. Yani Akşener söylüyor bunu herkes üzerine alsın çok iyi düşünsün. Herkes diyor ki ha bunu başkasına söyledi falan. Hayır herkese söyledim diyor. Kimse unutmasın bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Ha kimi bunu burada biraz hani Kılıçdaroğlu'na da gizli gönderme var mı yok mu falan diye şey yaptı, yorumladı. Devam etti. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi görmek gerekir. Bizim de seçimimiz dün de belliydi, bugün de belli. Şimdi burası kritik. Artık kişisel hesapları bırakıp millet için, memleket için gerekeni yapma zamanıdır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Atatürk'ün sözleri. O karar da 3-5 kişiyle değil milletçe verilecek ve uygulanacaktır. Kişilerin kaprisleri değil milletin iradesi tecelli edecektir. Yani burada aslında hala üstü örtülü olarak Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye mesajlar var. Hem de kendi partisi içine var. Yani artık bunlarla beni uğraştırmayın diyor. Bir yudum alacağım özür dilerim. Kazanan Türkiye olacaktır falan diyor. Yani bunu, bu araya niye girdim Meral Akşener'in bu şeyini, sözlerini? Şunun için girdim. Hani dedik ya Kılıçdaroğlu mu Mansur Yavaş mı? Şimdi İYİ Parti içinde birileri Mansur Yavaş olsun diyor. Hani hem işte milliyetçi muhafazakar kökenden geliyor. Ondan sonra hem işte toplumun geniş kesimleri tarafından kabulleniliyor. Ama HDP de diyor ki, HDP diyor yani daha önce dedi. Meral Danış Beştaş söylemişti. Bizim oy vermeyeceğimiz tek altılı masa adayı Mansur Yavaş olur demişti. Şimdi bu tabii bir zor durumda bırakıyor. Yani bir yanda hani Kılıçdaroğlu aday olursa acaba altılı masanın tamamından dahi oy alamayabilir mi? Bir soru işareti. HDP veririz diyor. Yani HDP Kılıçdaroğlu olursa veririz diyor. İmamoğlu'na da aynı şeyi söylemişlerdi. İmamoğlu olursa aday ona da olur, ona da veririz demişlerdi ama İmamoğlu'nun işte böyle bir hukuki durumu var. Aşılmaz mı siyasetle? Aşılabilir mi? Aşılabilir. Ama hakikaten sürprizlere bağlı. Sürprizler deyince yarınki toplantıda bir sürpriz olabilir. O sürpriz Temel Karamollaoğlu'ndan gelebilir. Zaten ev sahipliği yapıyor. Temel Karamollaoğlu'ndan gelebilir. Temel Karamollaoğlu daha önce Deva Partisi ve Gelecek Partisi tarafından reddedilen üçlü muhafazakar ittifak projesini gündeme getirebilir. Üçlü muhafazakar ittifak yani altılı masa içinde bir millet ittifakı ne o? Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti ve bir de muhafazakar ittifak Deva, Gelecek ve Saadet. Ha Saadet belki Karamollaoğlu'nun yeni önerisinde ya biz mesela Deva altında, Deva logosu altında girebiliriz diyebilecek mi? Bilmem göreceğiz yarın ama böyle bir ihtimal var. Tabii burada Deva kendisini tamamen muhafazakar bir parti olarak tanımlamıyor artık. Daha merkeze yakın işte liberal ekonomi, insan hak ve özgürlükleri açısından filan daha merkezde konumlamak istiyor. Ama neticede arkadaşlar hep söylüyoruz yani bu parlamenter demokrasi 4 işlem bile değildir. 2 işlemdir toplama çıkarma. Sonunda hani seçim yapılıyor oylar sayılıyor değil mi kaç tane bu. Dolayısıyla hani nasıl evrilir süreç o belli değil. Ha şimdi Mansur Yavaş oldu diyelim ve HDP oy vermedi. Ve şu an bütün anketlerin hemen hemen gösterdiğine göre ilk turda bitmedi Cumhurbaşkanlığı seçimi. Şimdi burada da bir parantez açacağım size. Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda bitmeyeceği kanısı hem Cumhur İttifakı'nın hem Altılı Masa'nın %40-45'lerde seyretmesi nedeniyle. Tamam, böyle bir şey var. Böyle bir denge var. Bu denge yüzünden olamaz diyoruz. Diyelim ki ilk turda bitmedi. HDP diyor ki biz izliyoruz. Stratejik tercih yapacağız. Bu stratejik tercihin anlamı şu olabilir. Hükümetten yana tavır alırız. Ha HDP'nin tabanı buna uyar mı tamamen? O ayrı bir şey. Ve ne karşılığında? İkincisi hani ne yapalım biz önemli olan Erdoğan'ın gitmesi. Dünkü grup toplantısında Pervin Buldan eş başkan öyle dedi. Artık birinci önceliğimiz AK Parti MHP iktidarının gitmesidir dedi. Ha
Dediler ki ya Mansur Yavaş'sa Mansur Yavaş, ne yapalım? Biz de oy veririz. Dediler, o zaman ilk turda bitebilir. Bakın ilk turda bitebilir. Bu ciddi bir ihtimal. Ha bir de HDP'nin seçime katılmama ihtimali var. Bu durumda ilk turda bitmez muhtemelen. İkinci tura kalır. İkinci turda o zaman şimdi HDP ile olmaz, bizi yan yana resmedemezsiniz filan diyenler HDP'nin kapısına gidebilir. Yani bunu şimdiden söyleyelim. Yani madem Meral Akşener bugün diyor ki kişisel hesapları bırakalım, millet için gerekeni yapalım, milletin istiklalinden bahsediyor. Hatta şunu söyledi, 100 yıl önceki gibi dedi, ülkenin bütünlüğü tehdit altında, istiklali tehdit altında dedi. Bu kadar kesin sert sözler söyledi. Ha o zaman o kadar istiklali şey yapan HDP'nin kapısına gitmeyecek mi milletin istiklali için, ya da bırakın kapısına gitmeyi, aynı resimde yer almayacak mı? Şimdi bunları düşünmek lazım hep. Bunları düşünmek için gözlerimiz yarın çıkacak kararda olacak. Ha daha önce Kılıçdaroğlu bize ne demişti? Bunu sizlerle paylaşmıştım. Kılıçdaroğlu dedi ki hani belki de ismi belirleriz ama hemen 2 Mart'ta açıklamayabiliriz. Arkadaşlar o masada o isim belirlenirse o isim açıklanmasa da öğrenilir. Yani Türkiye burası ya. Türkiye yani Allah aşkına hani biz de görüyorsunuz yani böyle tırnaklarımızla kazıyoruz biraz haber çıkarabilmek, size aktarabilmek için filan, işimiz bu. İşimiz bu. Dolayısıyla yarınki toplantı gerçekten önemli bir toplantı olacak Türkiye'nin geleceği için. Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı ya da başka hangi isim karşısına çıkacak Erdoğan'ın ve karşısına çıkacak isim de hep söylendiği gibi kazanacak isim olacak mı? Olacak mı? Merakla beklenecek. Yarınki gelişmeleri de yine sıcağı sıcağına sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşça kalın.